Amazon'da satacağınız ürünü buldunuz, tedarikçinizi de buldunuz ve artık bir an önce bu ürünü yaptırıp satmak istiyorsunuz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken ve kendi menfaatlerinizi korumanız gereken bazı hususlar var. Siz satıcıya, Ali Baba'daki satıcıya ödeme yapmadan önce mutlaka aranızda bir sözleşme yapmanız gerekiyor. Ali Baba'nın ticaret güvenliği için Trade Assurance diye bir hizmeti var. Yani ticaret sigortası Türkçesi. Bu ticaret sigortası şu anlama geliyor. Ali Baba'da örneğin üreticiyle anlaştınız ve ödeme için size bir link gönderdi. Siz de bu linke tıklayarak ödeme yapmanızı istedi. Ali Baba otomatik olarak sizi satıcıyla aranızdaki sözleşmeyi yapıyor aslında ve sizin tüm haklarınızı Ali Baba korumuş oluyor. Ama hangi haklarınızı koruyor? Ona şöyle bakıyorsunuz. Ödeme sayfasına geldiğiniz zaman, tedarikçinin size ödeme yap diye gönderdiği linke girdiğiniz zaman burada ne kadar ödeme yapacağınızı göreceksiniz. Butona tıklayıp ödemenizi gerçekleştireceksiniz. Fakat burada incelemeniz gereken detaylar var. Çünkü buradaki detaylar aynı zamanda sizin sözleşmeniz anlamına geliyor. Shipping metot, eğer siz satıcıyla express yani hızlı kargo olarak anlaştıysanız mutlaka burada shipping metodu express olduğunu görmeniz gerekiyor. Farklı bir anlaşma yaptıysanız farklı bir teslim şekli görebilirsiniz tabii ki. Biraz aşağı indiğiniz zaman sol tarafta satıcının ünvanını göreceksiniz. Telefon numarasını, mailini, adresini, her şeyini göreceksiniz. Sağ tarafta da sizin kişisel bilgileriniz yer alacak. Hemen aşağısında üründen kaç adet yaptıracaksınız? İşte ürün başına ne kadar para ödeyeceksiniz? Toplam ürün için ödediğiniz tutar nedir? Bunları mutlaka burada teyit edin ve doğru olduğuna emin olun. Ve aşağısında Product Description bölümünde ürünün hangi özelliklere sahip olduğunu satıcı size yazmış olmalıdır. Bunları da mutlaka tedarik edin ve doğruluğundan emin olun. Bazı ürünler çok spesifik özellikli olduğu için örneğin bu Apple Watch serisinin işte 38 mm olan versiyonunu ben sipariş etmişim. Eğer burada ben 42 mm yazsaydı ben 38 yazmama rağmen problem yaşayacaktım. Müşterilerin hepsi ürünü iade edecekti. O yüzden buradaki ürün tanımı bölümündeki ürününüzle alakalı bölümü çok dikkatli incelemeniz gerekiyor. Hemen aşağısında da ticaret terimleri ve kargo metotları var. Bunları da yine mutlaka teyit edin. Satıcıyla nasıl anlaştınız? Ben mesela Ex Works olarak anlaştım. Yani fabrika teslim şeklinde. Siz nasıl anlaştıysanız bunu mutlaka burada teyit edin. Bu arada ticaret terimleriyle alakalı da bir eğitim videomuz var. Detaylı olarak orada yer verdim. Arzu ederseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. En azından bu ticaret terimleri ne anlama gelir? Bir fikriniz olur. Çünkü ticarette gerçekten de bu ticaret terimlerini bilmek çok önemli. Yoksa ürünleriniz vaktinde Amazon deposuna ulaşmayabilir. İşte gümrükte ürünlere el konulabilir. O yüzden bu ticaret terimlerini bilmek çok çok hayati önem taşıyor. Onu mutlaka belirteyim size. Hemen aşağı indiğiniz zaman diyor ki ödemeyi aldıktan 7 gün sonra kargolarım demiş mesela. Ben bu şekilde anlaştım. Siz ne şekilde anlaştıysanız bunu da mutlaka teyit edin. Bazen başımıza şöyle şeyler gelebiliyor. Biz anlaşıyoruz işte 7 gün sonra kargolayacaksın diye. Ürünü hazırlık süreci var. Ama sözleşmeyi gönderiyor. Burada 30 gün yazıyor. Yani niye 30 gün yazdın diye sorduğumuz zaman ya o işte laf ebeliği yapabiliyor. İşte o standart bir şeydir vesaire deyip sizi geçiştirebiliyor. Bunlara aldanmayın. Buradaki süre cidden çok önemli. Sizi yok yere bekletebilirler. Ve hemen sağ tarafında da shipping fee yani kargo ücretini göreceksiniz. Ben bu ürün için 350 dolar bir kargo ücreti ödüyorum ekspres olduğu için. Siz de artık ne kadarlık bir kargo ücretiyle anlaştıysanız mutlaka ve mutlaka bunu teyit edin. Hemen aşağısında da sizin ürününüzün hangi adrese gönderileceği yazıyor. Siz Amazon deposunu Amerika'ya bu ürünü göndereceğiniz için ya da farklı bir ülkeye burada mutlaka sizin satıcıya verdiğiniz FBA label'daki FBA etiketindeki adresin
buradaki adrese aynı olduğuna emin olun ki ürününüz farklı bir adrese gitmesin. Hemen aşağısında da 790 dolar demiş toplam fiyat. Yani kargo dahil toplam fiyat. Siz de mutlaka toplamaları yapın. Buna emin olun. Emin olduktan sonra ödemenizi yapın. Alibaba'daki ticaret sigortasının yani Trade Assurance'ın şöyle bir avantajı var. Eğer sizin ürününüz yolda kaybolursa, depoya ulaşmazsa, bir problem yaşanırsa, siz burada ürününüzü satın aldıktan sonra teslim almadığınızı belirtip paranızı Alibaba'dan geri alabiliyorsunuz. İkinci bir avantajı ise, hemen şurada yazar zaten. Siparişiniz ödeme yaptıktan, yani siz pardon teslim aldıktan 30 gün boyunca Alibaba'nın güvencesi altında. Yani bu şu anlama geliyor. Siz ürünleri yaptırdınız. Satıcı hangi ürünü müşteriye depoya gönderdi bilmiyorsunuz. Belki siz bir cep telefonu kılıfı sipariş ettiniz ama satıcı belki sadece cep telefonu kılıfının değil de işte ekran koruyucu bir malzeme gönderdi. Yanlış bir ürün gönderdi diyelim ki. Ve bunu siz fark ettiniz. Hemen Alibaba'ya dönüp işte ben bunu istedim ama satıcı bana bunu gönderdi gibi savunmada bulunup ispatlayıp bunu hemen paranızı geri alabilirsiniz. Alibaba bu güvenceyi size sunuyor 30 gün boyunca. Tabii bu gibi problemleri yaşamanız çok düşük olasılıkla eğer iyi bir tedarikçiyle çalışıyorsanız muhtemelen bu tarz problemler yaşamazsınız. Ama olur da yaşarsanız dediğim gibi 30 gün boyunca siz ürünü teslim aldıktan sonraki 30 gün boyunca Alibaba ticaret sigortasıyla sizi sigortalıyor ve koruyor. Çok güzel bir şey. Bu birinci sözleşmemizdi. Yani alışverişinizi yaparken kendinizi güvende hissetmeniz için otomatik yapılan sözleşmeden bahsettim ve detaylarını gösterdim. İkinci sözleşme türü ise tamamen sizin satıcıdan aldığınız X marka ürünü satmaya yetkili olduğunuzu gösteren ve ürünle alakalı gelecekte oluşabilecek olan problemlerde sorumluluğu tamamen bu üreticiye, satıcıya pasladığınız bir sözleşme örneği var. Bu sözleşmeyi Amazon ileride sizden isteyebilir. Çok büyük olasılıkla istemeyecektir ama isteyebilir. Sizin bunu mutlaka Alibaba'daki tedarikçiye imzalatmanız, ıslak imza ile imzalatmanız, hatta kaşesini de vurdurmanız çok önemli. Alın bir köşeye koyun. Ne olur ne olmaz. İleride bir gün karşınıza çıkar, kullanırsınız. Bu sözleşmeden kısaca bahsedeyim. Bu sözleşme tamamen sizin ve tedarikçi arasında imzalanan bir sözleşme. Burada dosyası, Word dokümanı. Yine bu eğitim içerisinde bu dokümanı download edebilirsiniz, bilgisayarınıza indirebilirsiniz ve kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Bu doküman sadece bu eğitim satın alanların erişebileceği bir doküman. Buraya sarı alanları ben işaretledim. Siz kendinize göre burayı doldurabilirsiniz. İşte adınız, soyadınızı yazacaksınız. Hemen aşağısına tedarikçinin unvanını, sözleşme tarihini yazacaksınız. Tarihte Amerika formatını kullanmanız önemli. Ay, gün, yıl şeklinde. Hemen aşağısında yine adınızı, soyadınızı, yaşadığınız yani bulunduğunuz şehir ve ülkeyi, tedarikçinin unvanını ve tedarikçinin bulunduğu şehir ve ülkeyi mutlaka yazmanız gerekiyor. Ve garanti kapsamı yani ürünün gelecekte oluşacak problemleriyle alakalı ya da satıcının size yapmayı vaat ettiği standart şeyler vardır. İşte örnek veriyorum. Kutuya kendi invoice'ini koymayacaktır. Ürün kutusu içerisine tedarikçi kendi reklamını koymayacaktır gibi standart sözleşme maddeleri var. Buraya o yüzden mutlaka Amazon'da sattığınız ürünün başlık kısmındaki adını olduğu gibi yapıştırın, ürünün adını yazın. Daha sonra bunu tedarikçiye gönderin ve ya sağına ya soluna önemli değil. Adını soyadını yazıp imzasını atıp kaşesini vurmasını isteyin. Dediğim gibi bunu da alın, bilgisayarınıza saklayın. Yarın bir gün mutlaka lazım olacaktır. Dosyayı da dilediğiniz zaman bizim eğitim panelimiz içerisinden bilgisayarınıza indirip düzenleyebilirsiniz. Hepsi bu kadar. Bu iki sözleşmeyi yaptığınız takdirde Alibaba'daki ticaretinizde hiçbir zarar görmeyeceksiniz.